Kıymetli dostlar, sevgili hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, değerli Küçükçekmece, Büyükçekmece belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin kıymetli ilçe başkanları, yöneticileri, değerli yol arkadaşlarım, sizlerle birlikte, muhtarlarımızla birlikte bugün burada buluşmanın gerçekten keyfini yaşıyorum. Biz dünyanın en bereketli topraklarında yaşıyoruz. Bunu sizler de biliyorsunuz, bizler de biliyoruz. Trakya'dayız. Trakya ve Anadolu baktığınızda dünyada belki de tarımın başladığı yerler. Yani biz aslında tarımın böyle tam doğum yerindeyiz. O bakımdan o kadar önemli bir hususu şu an konuşuyor ve paylaşıyoruz ki çok önemli bir husus. Mesela hepimiz biliriz, ben ilkokuldayken öğretmenlerimizin bize öğrettiği en önemli duruş ve gurur duyduğumuz muhabbet, tarif şuydu: biz kendimize yeten bir ülkeyiz. Öyle değil mi? Yani hiçbir zaman milletimiz ürettikleriyle yetinen ve asla açlık çekmeyecek böylesi bir memleketin topraklarında yaşayan insanlarız diye gurur duyardık. Ama acı bir biçimde dışarıya tahmin edilemez şekilde bağımlıyız. Bağımlı hale geldik. Tabii temel sebepleri var. Üretime değer vermezseniz, ithalatı siz ana bir hat haline getirirseniz, ister istemez böylesi bir duruma düşürürsünüz milletinizi. Daha fazla yapılaşma, daha fazla rant uğruna tarım alanlarını gözden çıkaran anlayışla biz bu hale geldik. Bu gidişin gidiş olmadığını ve gerçekten bizi sıkıntıya sokacağını hepimiz görmemiz lazım. Bu ülkeyi tarımın gücüyle, tarımın bereketiyle yeniden buluşturmak hepimiz için, geleceğimiz için önemli bir karardır. İşte dünyaya baktığınızda ekonomik olarak bizden kişi başı geliri 3 kat, 4 kat, 5 kat, 6 kat daha büyük olan ve çok gelişmiş ülke sınıfında bulunan ülkelerin tarıma yaptığı yatırıma baktığınızda bizim düştüğümüz durumun aslında ne yazık ki kendi hatalarımızdan olduğunu hep beraber görürüz. İşte İstanbul'da 4 yıldır Türkiye'nin en büyük şehrinde tam da bunun için çalışıyoruz. Yani bu yanlış gidişi tersine döndürme noktasında öncü adımlar atıyor, Türkiye'ye örnek uygulamaları harekete geçiriyoruz. 4 yıl önce İstanbul'da tarım diye bir başlığı belediye başkanı olarak açtığımızda ve insanlara bahsettiğimizde yüzümüze şaşkınlıkla bakılır. Hani bu konuya hiç girmesen de olur diye tavsiyelerde bulunanlar olurdu. İstanbul ve tarım sanki yan yana gelmeyecek iki kavram, iki kelime gibiydi. Ama bugün her şey çok farklı. İnanın, güzel memleketimizin neresine gitsem, doğusuna, güneydoğusuna, İç Anadolu'suna, Karadeniz'ine, İstanbul'da sizin yaptıklarınızı keşke bize burada da yerel yönetim ya da devletimizin kurumları yapsa diye anlatanlar, sorgulayanlar ve bize teşekkür edenler olurdu. Oluyor. O bakımdan az önce değerli sunucu dostum sizlere hatırlattı. Acı bir deprem yaşadık.
insanlarımızı kaybettik. Ama söylememiz ve her zaman altını çizmemiz gereken bir husus var. Hepimiz biliyoruz ki insanlarımızı öldüren deprem değil. İnsanlarımızı öldüren yaptığımız yapıların ne yazık ki teknik koşullarının uygun olmaması ve yaptığımız yapıların ya da kurduğumuz şehirlerin doğru bir biçimde planlanmayıp özellikle tarım alanlarına, sulak alanlara kurulmasından dolayı riskli bir alanın oluşmasının sonucu. İşte meseleye ülke ölçeğinde bakarak hem şehrimizden başlayıp bütün ülkenin bu yanlışlardan dönmesini sağlama konusunda büyük bir yolculuğa, büyük bir dönüşüme, büyük bir zihinsel devrime ihtiyacımız var. Bakın, basit gibi görünen ama ne kadar güçlü yerlere eriştiğini bir kısım uygulamalarımızda size bahsetmek isterim. Örneğin bugün halk ekmek buğdayımızı artık İstanbullu çiftçilerimizden alıyoruz. 4 yıl boyunca İstanbullu çiftçilerimize sayısız hibe ile destekleyerek bu şehirde tarımı ve hayvancılığı ahırını kapatan, artık tarlasını ekip biçmeyen insanlarımızı tekrar tarlasını işleyen hayvancılığa geri döner hale getirdik. Atıl durumdaki seramızı ve ilavelerini de yaparak fide üretim merkezimizi güçlü bir hale getirdik. Şu ana kadar ürettiğimiz 24 milyondan fazla fideyi 15 ilçe ve 166 köyde çiftçilerimizle buluşturduk. Tonlarca besi ve süt yemi, ayçiçeği, silajlık mısır tohumu ve buğday tohumunu değerli çiftçilerimizle, benim kıymetli hemşerilerimle buluşturmanın onurunu yaşıyorum. Damla sulama hortumu, gübre desteği, mazot desteği ve kooperatifler için üretim makinaları da diğer destek sunduğumuz hususlar. Üreticilerimize bizim için ne kadar değerli olduklarını en güçlü bir şekilde onlara hissettirmek, onları morallendirmek, onları cesaretlendirmek ve kabiliyetlerinin farkına varmalarını sağlamayı çok istemiştik. Aslında bunu da başardık. Ne oldu biliyor musunuz sonuçta? 2019 yılı sonuna doğru yola çıktığımız ve 2020 yılında İstanbul'da ilk uygulamalarına, destek uygulamalarına başladığımızda, ki az önce oda başkanımız, çiftçilerimiz de burada konuştular. Sevgili başkanlarım, bu sayı önemli. 693 üretici olduğunu tespit edip onlara katkı sunduk. Bugün üretici sayımız İstanbul'da 8.226 kişiye ulaştı. Yani siz imkan ve fırsat verirseniz, inanın bu memleketin boşta, açıkta, kullanılmayan, ekilmeyen hiçbir köşesi kalmaz. Bitkisel üretimde, hayvansal üretimde, arıcılıkta, balıkçılıkta faaliyet gösteren 8.226 İstanbul'da yaşayan hemşerimle az önce hanımefendi çiftçimizin dediği gibi biz de 16 milyon İstanbullu için üretiyoruz diyen çiftçilerimizle gurur duyuyorum. Hepinizin emeğine sağlık. Herkesin, katkı sunan herkesin, fikir veren, bu yolculuğu güçlendiren, bizimle işbirliği yapan odalarımıza, yol arkadaşlarıma ve siz kıymetli çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Tabii başka şehirlere bile destek sunduk bu süreç içerisinde. Ama özellikle son dönemde AFAD'ın uygulaması gereği hizmet noktası olarak eşleştiğimiz Hatay'da da
yoğun bir biçimde zarar gören çiftçilerimizin de yanında olduk. 1 milyon adet farklı türde tohum, yüzlerce ton büyükbaş hayvan yemi, 1500 torba silajlık mısır tohumu gibi ihtiyaçlarını onlara ulaştırdık. Katkı sunmaya devam edeceğiz. Tabii afetlere hazırlanma konusunda ve özellikle depreme dönük sürecin İstanbul'da ne kadar önemli olduğunu eminim ki sizlere hatırlatmama gerek yok. Hep birlikte bu tedbirleri daha büyüteceğiz ve İstanbullu yaşamından tereddüt eder durumdan kurtulacak. Değerli dostlar, tarım konusunu ciddiye almak zorundayız. Özellikle tarımın, çiftçinin kıymetini bilmeyen yöneticilerden kurtulmak zorundayız. Bu çok net. Bu cennet vatanın en önemli kalemlerinden birisi olmalıdır. Tarımın, çiftçinin kıymetini bilmeyen hangi seviyede muhtarsa, muhtarlarım yanlış anlamasın, belki bu işin en kıymetini bilen muhtarlar Çatalca'da yaşıyor, onu biliyorum. Ama muhtarsa bile adı siyasi partinin ilçe başkanı bile olsa, belediye başkanı da olsa, büyükşehir belediye başkanı da olsa, bakan da, milletvekili de olsa, cumhurbaşkanı da olsa, tarımın kıymetini bilmiyorsa ona güle güle demek lazım. Çok net. Hepimiz toprağın kıymetini bilen insanlarız. Tarımda dışa bağımlılıkla mücadele etmeli ve buna son vermeliyiz. Bu işin şakası yok. Bu iş gerçekten hani beka sorunu dediğimiz meselelerden birisidir. İşte temennimiz, isteğimiz memleketimizde tarıma hak ettiği değeri verecek kadrolar olarak başta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçtirerek ve onun yol arkadaşları olarak bizleri ve özellikle Altılı Masa'nın kıymetli liderleriyle beraber kocaman bir ekibi bu devrimi başlatmak, demokrasiyi, hak, hukuk, adalet düzenini tekrar ülkemizin her satına yaymak adına elbette ki sizlerden destek istiyoruz. Tarım Kanunu'nun 21. maddesinde tarımsal destekler için ayrılacak kaynağın gayri safi milli hasılanın %1'inden az olmaması gerektiği net yazılı. Yani aslında tarım anayasada temel olarak korunan bir yerde durur. Çünkü anayasamızı yazanlar bilirler ki bu ülkenin en stratejik, dışa bağımlı olmaması gereken, savaşta, barışta, karışıklıkta, başka hususlarda olmaması gereken bir konudur. Ama ne yazık ki bugüne kadar çiftçilerimize hiçbir zaman bu kaynak verilmedi. Hatta bu kaynağın seviyesinin yanına bile yaklaşılmadı. Ben açıkçası bunu içime sindiremiyorum. Ve çiftçinin hakkını ona vermeyip bir avuç insana aktarılan bir düzenin varlığına artık ben tahammül edemiyorum. Ben de bir çiftçi çocuğuyum. İnanın o emeği bilirim. Annemle, özellikle çiftçi olan annemle, babam esnaf, anne çiftçi olan bir ailede, bir köyde yaşamış, liseyi bitirene kadar köyde yaşamış birisi olarak o emeği iyi biliyorum. O bakımdan bu tür desteklerin hak ettiği şekliyle çiftçilerimizle buluşturulması önemli. Birçok husus var. Mazotta ÖTV yükünü indirmekten, çiftçilere kullandığı gübre ve tohum maliyetine dönük %50'sini destek olarak geri vermeye kadar birçok hususu siz kıymetli çiftçilerimize Millet İttifakı hükümeti hazırlıyor. Benim sizlerden tek ricam, siyasetçilerin, yöneticilerin sizlere verdiği her sözü takip edin.
Sözünü tutmayanı da derhal sandıkta cezasını kesin, evine yollayın. Açıkçası verdiği sözleri tutmayanı gönderin. Bir de hele hele 20 yılı aşkın, 21 yıldır görevinin başında olup hala cek cak diyenler var ise onları hiç dinlemeyin bile. Hiç dinlemeyin onları. Biz 4 yılda ne diyoruz? Yaptık. Yanınızda durduk. Tarımı destekledik. Her hususta örnek verebilirim. Gerçekten verebilirim. Ben değil, Ankara'da Mansur Yavaş başkanım da verir. Diğer şehirlerdeki bütün belediye başkanlarımız da verir. Dolayısıyla biz bugün itibariyle o cek cak diyenlerin sözlerini bile dinlemeyin. Televizyonlarınızı mümkünse ya kapatın ya sesini kısın. Sizi huzursuz etmesin. Şöyle, ha sözünde durmayan biz isek de günü geldiğinde bizi de gönderin. Bu kadar net. Siyaset yapan insanların, hizmet yapan insanların, hele hele bizler gibi belediye başkanı, bakan, cumhurbaşkanı gibi, inşallah yarınlarda başbakan gibi bir takım hususları yerine getirmekle mükellef devletin yöneticileri mutlaka sizlere hesap vermek zorundadır. Ne olur hakkınıza bu anlamda sahip çıkın. Bu ülkenin sahibinin siz olduğunuzu unutmayın. Bu ülkenin sahibi 86 milyon insanımız. Biz gerçekten çok büyük ve çok güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Cumhuriyetin anlamı nedir biliyor musunuz? Yöneticilerin haddini bildiği rejimin adıdır Cumhuriyet. Yani benim meşhur olan makam odamda arkada duran Atatürk'ümüzün Anadolu'da bir çiftçinin gözünün içine bakarak onu böyle dertlenip, yani başkasının derdini derdin edinip ona hassasiyetle bakarak dinleyen yönetici olmaktır Cumhuriyet'te yönetici olmak. Vatandaş hakkını, yönetici de haddini bilecek. Bu kadar net. Onun için biz Atatürk'ten gördüğümüz şekliyle memleketine, milletine amasız fakatsız hesap vererek ve her zaman vatandaşına karşı sorumlu olduğunun bilincinde olan, çoluğunu çocuğunu, ailesini akrabasını görev yaptığı alanın içine değil hayatına terk edecek, orayı bir aile makamı olarak kullanmayacak, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir kavramıyla memleketini yönetecek bir düzeni kurmaya az kaldı. Bu ülkede bereketli, şenlikli bir hasat yapar gibi kardeşçe ve mutlu yaşamak istiyoruz. Gerçekten özlemimiz ve gayretimiz budur. Bunu başarmalıyız. Kim için biliyor musunuz? Burada oldukça deneyimli insanları görüyorum ama çocuklarımız da var aramızda, gençlerimiz de var. En çok da çocuklarımız ve bu ülkenin enerji kaynağı gençlerimiz için bunu yapmak zorundayız. Onlara çok güzel bir geleceği hep birlikte hediye etmek zorundayız. Özlemimiz ve gayretimiz bunun için olacak. 14 Mayıs'ta bu yolda çok büyük ve çok güçlü bir adım atacağız. Sonrasında açıkçası ne olacağını sizler biliyorsunuz. Evet. Aynen 2019'da yolladığınız gibi. Aynen 2019'da yolladığınız gibi halkın, milletin iktidarı gelecek ve Allah'ın izniyle o güzel kalbinizdeki dualarınızla sizlere söz veriyoruz ki
Her şey çok güzel olacak bu güzel memlekette. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ayçiçeği tohumlarının sizlere bereket, bolluk getirmesini diliyorum. Size şans getirmesini diliyorum. İnşallah bir an önce kuraklığın gittiği ve bu ülkenin üstünden kara bulutların dağıldığı, bolluğu ve bereketi yaşadığımız bir gelecekte buluştuğumuz sürecin var olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla, hayırlı Ramazanlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Sağ olun, var olun.